yapalım. Şimdi Abbas, sen kaç yaşındasın Abbas? Abbas bugün 15 yaşında. Tamam mı? Şimdi baba kaç yaşında? 41. Şimdi bugün Abbas ile babasının yaşlarını görmektesiniz. Peki baba ile Abbas'ın, babasıyla kendisinin yaşları farkı bugün nedir? 41'den 15 çıktı. 26'dır. Peki 2 yıl önce Abbas kaç yaşındaydı? Tamam, tek tek konuşacağız. Hep sen konuş, tamam mı? Evet. O zaman parmak kaldırarak konuş. Tamam. Tamam, konuşmayın. Şimdi 2 yıl önce Abbas 13 yaşındaydı. Babası da 39 yaşındaydı. Peki 2 yıl önce yaşları farkı kaçtı? 26. Peki acaba diyorum 5 yıl sonra, bugünden itibaren düşünün hep soruları. 5 yıl sonra Abbas kaç yaşında olacak? Evet. 20. Babası kaç yaşında olacak? 46. Peki 5 yıl sonra Abbas'la babasının yaşları farkı kaç olacak? 26. Peki diyelim Abbas bugün X babası Y yaşında olsa idi. Hani sayıları bilmeseydim. O zaman Abbas'la babasının yaşları farkı kaç olurdu? Y eksi X olurdu. İstersen sen buraya mutlak değer dahi alabilirsin, tamam? O zaman ben şunu söylemek istiyorum. Peki Abbas babasının yaşına gelince yaşı ne olur? Bak Abbas X, babası Y yaşındayken, hani Y yaşında diyelim, tamam mı? Hani şu sayıları bilmediğinizi düşünün. Hani Abbas X, babası Y yaşında. Abbas babasının yaşına gelince babası kaç yaşında olur? Yani bunu şöyle düşünün. Abbas Y olduğunda babası Z olacak, değil mi? Hani Abbas'ın Y olduğunu nasıl anlıyorum? Abbas babasının bugünkü yaşına gelecek. Hani onu söylüyorum ya. O zaman bu da Z olacak. O zaman Z eksi Y olur. Yaşları farkı. Bunları birbirine eşitlerseniz buradan da Z'yi bulursunuz. Yani şöyle düşünün. Abbas bugün 15, babası 41 yaşında değil mi? Yaşlar farkı da 26 değil mi? Abbas bugün 41 yaşında olsa, babası Z yaşında olsa, yaşlar farkı gene 26 değil mi? O zaman Z eksi 41, şurası Z eksi 41'dir, şurası da 26'dır. Z eksi 41 eşittir 26'dan, Z eşittir 67'dir, babası 67 yaşında olacaktır. Anlamadınız mı siz mantığı? Yani şunu demek istiyorum. Abbas babasının yaşına gelince deyince bu Y'yi bu tarafa kaydıracaksın. Ama bunun ne olduğunu o an bilmiyorsun. Mesela şöyle düşün. Şimdi Ali ile Ahmet'in yaşları toplamı 24'tür. Ali ile Ahmet. Şimdi Ali Ahmet'in yaşına gelince, şimdi o zaman ben şimdi Ali X, Ahmet Y olsun, tamam mı? Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Ali Ahmet'in yaşına gelince, yani Y olunca bu da Z olur değil mi? Ali Ahmet'in yaşına gelince yaşları toplamı 60 oluyor. Buna göre başlangıçta bugün Ali kaç yaşındaydı? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu Ali ile Ahmet'in yaşları farkı Y eksi X değil midir? Z eksi Y de aynı şey. Hani ikisi aynı şey. O zaman ben şimdi Y eksi X eşittir Z eksi Y'den 2Y eksi X eşittir Z elde edilir. O halde ben şunu söylemek istiyorum. Bakın şu Z yerine 2y eksi x yazacağım. Eşittir 60. Ben yani şu denklemde bunu elde ettim. Şu denklemi de aynen yerine yazayım. Ha yok, önce bunu düzenleyin. Bir dakika dur. Şimdi bu
y, 3y eksi x eşittir 60. Tamam. Ben şimdi şu denklemi düzenledim, bu hale getirdim. Şimdi öbür denklemi de aynen altına yazsam, x artı y 24 ya, x artı y 24. Bunları taraf tarafa toplasam, elbette şu x'ler gider, 4y eşittir 84. Y ne gelir? 21 gelir y. Doğru mu? Y 21 için, bakın, y 21 olduğunda x kaç olur? 3. Aferin. Çünkü 21 kaç daha 24 yapar? Bakın şimdi bunun sağlamasını yapalım sizde, bak. Şimdi soruyu tamam çözdük ama şimdi anlamlandıralım, biraz böyle anlamaya çalışalım şimdi. Şimdi demek ki birisi 3, bak şimdi şuradan düşün bak. Birisi 3, öbürü 21 yaşındaymış, yaşları farkı 21-3'ten 18'miş. Şimdi bu 21 yaşına geldiğinde aradan 18 yıl geçiyor. Bu da 18. Buraya 21'e 18 verince 39 oluyor. Gerçekten 39'a 21 çıkart, o da 18 kalmak zorunda. Anladınız mı? Tamam. Şimdi bir annenin yaşı, bak şimdi, o ne yapacağız şimdi? Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. 3 yıl sonra annenin yaşı, şimdi bakın, anne bugün A yaşındaysa 3 yıl sonraki yaşı A artı 3 olmak zorunda. Küçük kızlar, işte kızının biri x yaşındaysa öbürü x artı 3 yaşında, öbürü de oğlan olsun, öbürü de oğlu da y yaşındaysa 3 yıl sonra y artı 3 yaşında olur. 3 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katı olacağına göre anne bugün kaç yaşındadır? Şimdi bak şimdi bunu nasıl yaparız? Şöyle yaparız bakın, a eşittir x artı y çarpı 4 değil mi? Dursun bu. Şimdi burada ben şimdi a artı 3 eşittir x artı y artı 6 çarpı 3. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi ben a'nın yukarıdaki eşitini şuraya yerine yazsam, a'nın şu eşitini şuraya yazsam, yani x artı y çarpı 4 desem artı 3 eşittir x artı y çarpı 3 artı bu 3 dağıldı ya 18. O zaman 4 tane x artı y çarpı 3'ten 3 tane x artı y çarpı 3 çıkarılırsa x artı y kalır. Şu 3 de öbür tarafa giderse 15. Demek ki çocukların yaşları toplamı bugün 15'miş. O halde ben buraya 15 yazarsam anne bugün demek ki 15 çarpı 4 60 yaşındadır. Efendim? Kim anladı arkadaşlar? Şimdi bakın, burada denklem çözme falan da var ya, sizin asıl denklem çözmelerde eksiğiniz var. Yoksa soruyu okuduğum zaman kurgu kısmını anlıyorsunuz bence hani. Çözüm kısmı, tamam. Tamam, o zaman benzer bir soru çözelim. Öğrenin, bak. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının 10 katıdır. 5 yıl sonra babanın yaşı, şimdi çocuğun biri bu yaşta, öbür çocuk da x artı 5, öbürü de y artı 5 yaşında olur. Bak, 5 yıl sonra babanın yaşı, çocuklarının yaşları farkının, bak şimdi, farkının 6 katı olacaktır. Veya şey diyeyim, bir dakika, böyle devam edelim. Şimdi 6 değil de onu şey yapalım, 7 diyelim, tamam mı? Şimdi arkadaşlar 7 katı olacaktır. Buna göre baba kaç yaşındadır? Soru bu. Şimdi birazcık düzenleyelim arkadaşlar. B eşittir 10 çarpı x eksi y. B artı 5 eşittir. Arkadaşlar bu eksi dağılacağı için bu 5'ler biraz sonra birbirini götürecek. X eksi y çarpı 7 olur. Buraya kadar tamam mı? Ben bu iki denklemi taraf tarafa bölersem
bölüyorum bak, neden böldüm? Şu x eksi y'ler gitti hani. O zaman b bölü d artı 5, 10 bölü 7'den 7b eşittir 10b artı 50'den. Aha. Bu soru uymadı. Yani bunu kafadan attık, tutmadı. Hata yaptık. 5 yıl sonra çocukların yaşları farkının 12 katı diyecektik. Mesela şunu düzeltelim. Bir düzeltelim bakalım gelecek mi oradan. Şimdi buradan 12 desek, buraya 12 desek, buraya 12 desek. O zaman burası 12b desek. 2b eşittir 50'den b eşittir 25 olur. Yani baba bugün 25 yaşındaymış. Şimdi orijinal sorular çözersek daha süper olacak. Şimdi bir öğretmen yaşını soran öğrencisine şu cevabı veriyor arkadaşlar. Bugünkü yaşım x olsun. Tamam mı? Bak şimdi. Bugünkü yaşım, ben senin yaşındayken o zamanki yaşının 2 katıdır. Bak şimdi. Diyelim bu öğretmen, bu da çocuk diyelim. Hani karışmasın. Öğretmen öğrenci deyince karışabilir. Şimdi bu da y yaşında olsun. Yaşları farkı x eksi y'dir. Bunu anladınız değil mi? Şimdi bak bir daha okuyayım soruyu. Bugünkü yaşım x, ben senin yaşındayken, şimdi öğretmen mesela y yaşındayken öğrenci z yaşındadır. Yaşları farkı y eksi z'dir. Bak şimdi bugünkü yaşım, ben senin yaşındayken o zamanki yaşının 2 katıdır. Şimdi çocuğun yaşı o zaman z ya, z'nin 2 katıdır. Buraya kadar tamam mı? Sen benim yaşıma geldiğinde o zamanki yaşlarımız toplamı 54 olacaktır. Bak şimdi. Yani y x olduğunda x de p olsun. P eksi x, hani yaşlar farkı. Buradan sonuç yapacağız. Buradan x artı p de 54'müş bak. Buna göre öğretmenin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Biz hemen burayı görüyorsunuz. Bir şöyle bir çalışma yapalım. Bakın. Dikkat edin. Burayı gruplandıralım. Grup. Şimdi bunu bir kenara alalım. Bura dursun. Bir de bunun kopyasını çıkaralım. Kopyala. Yapmıştır. Şimdi bakın dikkat edin. Şurada yapalım. Çöz kardeşim bunu. Çöz. Şimdi şu z'yi siliyorum. Yerine bu z'leri yerine ne yazacağım? Pardon, z'leri silmeyecektik. X'leri silecektik. Şu x'leri silelim. Çünkü x eşittir 2z ya, onu yazacağım. Şuraya 2z yazacağım, pardon. Şuralara ne yazacağım? 2z, takip edin. 2z, 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 2z. Buraya kadar tamam mı? Şimdi şurada da bakın, şurada da silelim. 2z yazalım. O zaman bakın arkadaşlar, z, şimdi şunu söyleyelim. Şu ikisinden 2z eksi y eşittir y eksi z'den 3z eşittir 2y midir? Tamam. O zaman ben şunu düşünüyorum. Şu ikisinden de 3z eksi eşittir 2y buldum. Tamam. Bu ikisinden de y eksi z eşittir p eksi 2z'dir. O zaman p buradan y artı z elde edilir. Şimdi elimde 3 tane denklem var. Bakın 3 tane denklem. Şunlar var. Bu 3 denklemden x'i bulmam isteniyor. Yani x derken x 2z olduğu için z'yi bulursam soru çözülmüş olacak.
Şimdi mesela burada şu P'nin eşliğini hemen şu denklemin yerine yazalım. O zaman 2Z artı Y artı Z eşittir 54. Şu 3Z eşittir 2Y'yi de olduğu gibi yazdım buraya. Şunu da olduğu gibi yazdım. Şimdi yukarısı 3Z artı Y eşittir 54'tür. Ben şu 3Z eşittir 2Y, buraya 2Y yazarsam 3Y olur. Hani 2Y, Y daha 3Y, 54 ise Y eşittir 18. Y eşittir 18 ise bak, Y eşittir 18 ise 2 kere 18, 36 bölü 3, 12. 12 çarpı 2, 24. X eşittir 24 yaşındaymış. Öğretmen bugün 24 yaşındaymış. Yani bu bir anda biraz ağır gelmiş olabilir yani. Hani onu kabul ediyorum yani, tamam. Biraz daha böyle sorular bulsaydınız daha böyle... Şimdi arkadaşlar, Ali Ayşe'den 4 yaş büyüktür. Ali Ayşe'den 4 yaş büyüktür. O zaman bu x de, bu x artı 4'tür bak. Hep okuduğunuz soruları böyle denkleme çevirmeye çalışın, tamam mı? En ilk A yıl önce Ali'nin yaşı, A yıl önce Ali'nin yaşı x artı 4 eksi A, Ayşe'de x eksi A olur. A yıl önce Ali'nin yaşı yaş I eşittir demek I. İsmin I'ye yelik eki. Esra'nın yaşının iki katı idi. Esra'nın yaşının iki katı idi. Tamam. Şey, pardon, bir daha okuyorum. Ali'nin yaşı, A yıl önce Ali'nin yaşı, Ayşe'nin yaşının iki katı idi. Pardon. Buna göre Ayşe bugün P yaşındaysa, Ayşe bugün X yaşındaysa diyelim. Buna göre Ayşe bugün X yaşındaysa, X eksi A nedir diyor hani soru. Tamam, basit, bakın. Buradan x eksi a artı 4 eşittir 2 x eksi a olur. Bu x eksi a öbür tarafa giderse 4 eşittir x eksi a'dan. Demek ki x eksi a bugün 4'müş arkadaşlar. Bunu soruyormuş soru. Bir baba bugün 72 yaşındadır. 3 tane de çocuğu var. Mesela biri X, biri Y, biri Z yaşında. Tamam. Babanın yaşı bu 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olur. Şimdi şöyle yapalım. X, Y, Z 72 ya. X. Bak şimdi. X, Y, Z yerine 72 yazsam. 72 artı P değil mi? O zaman ben bu 2'yi dağıtsam. 144 artı 2P eşittir 72 artı P olur. 2 bölü 3 katı diyecektik. Burayı yanlış söylemişiz. 2 bölü 3 katı olur. O halde 72 artı P 3 ile çarparsak, burada içler dışlar çarpımı yaparsak 6 21 artı 3P eşittir 144 artı 2P olur. Vazgeçtim sonra.
buraya makas atılacak. Zile